Didencim, orkideleri anlatman çok iyi oldu. Ben de okçu balıklarından bahsetmek istiyorum. Çünkü okçu balıklarını daha önce biz suyun içinden bu fırlattığı suyla ne kadar isabetli olduğunu, orada optik prensipleri kullanarak suyun kırılmasını hesap ederek ne kadar fırlatırsa suyu nereye ulaşacağını çok iyi hesap ederek hareket ettiğini anlatmıştık. Ve bunun mucizevi yönünden bahsetmiştik. Şimdi fizikçiler de incelemişler okçu balıklarını. Burada yine suyun momentumunu arttırarak, fizik kurallarını kullanarak kendi kaslarının yapamayacağı güçte bir hareketi yaptığını ve çok önemli bir aslında bilgiye sahip olarak bunu yapıyormuş gibi göründüğünü anlatıyorlar. Tabii ki bu balığın böyle bir şeyi bilmesi, fizik kurallarını bilmesi, ona göre hareket etmesi mümkün değil ama Allah ona ilhamıyla bu balığın bu şekilde hareket etmesi çok kolaylaşıyor ve çok isabetli oluyor. İşte inceledikleri bu mantıkta şöyle, ilk suyu atmaya başladığında okçu balıkları, ilk damla bir hızla gidiyor. Arkasından gelen damlalar daha da hızlanarak geliyor. Böylece arkasından gelen damlalar ilk baştaki damlayı hızlandırarak çok daha etkili, güçlü bir atış sağlıyor. Maşallah. Ve tabii ki okçu balıklarının diğer bu isabet ettirmek istedikleri yeri çok iyi hedefleyerek tam isabet etmeleri ve diğer birçok özelliği, suyun altından da çok rahatlıkla dışarıdaki avını çok iyi tespit edebilmesi, o kırılmayı hesap ederek hiçbir şekilde hata olmadan bunu yapabilmesi çok muhteşem bir şey. İşte fizik kurallarını da kullandıklarını buradan da görüyoruz. Maşallah Allah'ın yaratmasının delillerinden bir tanesi daha. Evrim akıllı değildir. Evrim böyle bir şey meydana getiremez. Şimdi bunu açıklarken de fizikçiler böyle bir şey buldular. Evrim ne kadar akıllı, böyle bir şey meydana getirmiş diye bir takım evrimciler yorumlamaya çalışıyorlar. Bunlar tabii ki çok amaçsız çabalar, çok boşa giden çabalar. Çünkü ister istemez evrimciler bile böyle bir bilgiyi okuduklarında hemen Allah'ın yaratmasını görürler aslında, vicdanlarıyla kabul ederler ya da etmezler ama mutlaka orada his olarak bunun Allah'ın yarattığını çok rahatlıkla hissedebilirler maşallah. Maşallah, elhamdülillah.